Merhabalar, fizik öğretmeni Bilge Kizirgil ben. Bir önceki dersimizde ısı sıcaklıkla ilgili sorular çözmeye başlamıştık. Bugün konu pekişsin diye arkadaşlar karma soru çözümüne devam ediyoruz. Başlayalım isterseniz ilk sorumuzla. Şekildeki kapta H yüksekliğinde 60 derecede su vardır. Buna göre kaba doluncaya kadar 20 derece Celsius sıcaklığında su ilave edilirse... 20 derece Celsius. Yine su ilave ediyoruz arkadaşlar. Ne soruyor bize? Denge sıcaklığı kaç derece Celsius olur diyor. Şimdi bakalım, farkındaysanız soruda kütle ile ilgili herhangi bir şey verilmemiş. Ama biz kütleyi bulabilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar. D eşittir M bölü V'di. Hatırlıyoruz değil mi? O halde kütle buradan D çarpı V'dir. İkisi de su olduğu için öz kütlesi aynı. O halde biz kütleyi hacimle oranlayabiliriz. Hacim tavan alanı çarpı yükseklik değil midir? Yani S çarpı H. Geldim buraya. Bakın 4S çarpı H. O halde bunun hacmine V dersem bunun hacmi 4V olur. Kütlesine M dersem kütlesi 4m olur. Artık kütleyi biliyoruz. Öz ısıyı da biliyoruz. Çünkü neden? İkisi aynı madde zaten. Denge sıcaklığını soruyorsa hemen bir grafik çizelim diyorduk sizinle. Nedir bu? Sıcaklık ısı grafiği. Bakıyorum arkadaşlar, sıcaklığımız 60. M kütleli cisim için konuşuyoruz. Geldik sıcaklığımız 24 m kütleli cisim. Bir denge sıcaklığına gelecek. T denge. Burada arkadaşlar biliyoruz ki verilen ısı alınan ısıya daima neydi? Hal değişimi söz konusu değilse eşitti. O halde bu eşitliği yazıyoruz. Q verilen, yani verilen ısı. Q alınan, alınan ısıya eşittir. Yazıyorum arkadaşlar. Kütlesi neydi? M çarpı öz ısısı C. Delta T arkadaşlar sıcaklık değişimi 60 eksi T denge. Eşit olmalı. Kütlesi arkadaşlar bakın 20 derece Celsius'ta 4M'yi bulmuştuk. 4M çarpı C, çünkü ikisi de su, öz ısıları aynı. T denge eksi 20. Burada M çarpı C'ler birbirini götürür. 60 eksi T denge eşit olmalı 4 T denge eksi 80'e. Biraz düzenleyelim isterseniz. 5 T denge 140 sa. O halde T denge 28 derece Celsius'tur. Denge sıcaklığı kaçmış arkadaşlar? 28. Cevap C. Devam edelim. X, Y, Z maddelerine ait erime ve kaynama noktaları tablodaki gibidir. X, Y, Z maddeleri 80 derece Celsius sıcaklığındayken sıcaklıkları eksi 40'a düşürülüyor. O zaman biz yazalım bence. X, Y, Z. 80'de hangi halde? Eksi 40'ta hangi halde? Tabloya bakıyoruz arkadaşlar. 80 derece hepsinin bakın kaynama noktası verilmiş. Hepsinin kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklık mı? Evet. O zaman hepsi gaz halde diyebiliriz. X, Y ve Z gaz halde. Peki eksi 40'a bakalım. Eksi 40'a bakıyorum arkadaşlar. X eksi 40'tayken hangi halde arkadaşlar? Sıvı. Y eksi 40'tayken arkadaşlar katı. Z eksi 40'tayken katı halde. Şimdi öncülleri okuyabiliriz. Diyor ki birinci öncül, X maddesi sıvı halden gaz haline geçer. Arkadaşlar X gaz halden sıvı hale geçer. Doğru mu? O halde bir doğru değil.
Y maddesi gaz halinden önce sıvı sonra katı haline geçer. Bakıyorum Y gazdan katıya geçecek. Tabii ki önce sıvı sonra katıya geçiyor. O halde ikinci öncül doğru. Z maddesi sıvı halden katı haline geçer. Z arkadaşlar gaz halden katı hale geçiyor. O halde yalnız 2. Hangi şık oluyor arkadaşlar? A seçeneği. Bakın burada neye dikkat ettik arkadaşlar? Tam tersini sormuş farkındaysanız 80'den eksi 40'a düşürülüyor. Eksi 40'dan 80'e çıkarılmıyor. O yüzden onları biraz dikkat etsek iyi olur. Devam edelim. Isıca yalıtılmış bir kaptaki suya buz parçası atıldığında suyun kütlesi hemen azalıyor. Arkadaşlar suyun kütlesi hemen azalıyorsa su demek ki donma noktasında. Yani sıcaklığı 0 derece Celsius. Şimdi devam edebiliriz. Buna göre suyun ilk sıcaklığı 0 derece Celsius. Hemen azaldığına göre kütlesi demek ki donuyordur arkadaşlar. Kesinlikle ilk sıcaklığı 0 derece Celsius'tur. Suyun kütlesi buzunkine eşittir. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Olasılık dahilinde olabilir arkadaşlar. Olabilir. Kesinlik istiyorsa eğer kabul edemeyiz. Ama doğru olabilir diyorsa mümkündür, olabilir. Buzun ilk sıcaklığı 0 derece Celsius'tur. Suyun kütlesinin azalması için donması gerekiyordu değil mi? Peki arkadaşlar bir ısı vermeyecek mi? Isı verirse donar. O halde o ısıyı kime veriyor arkadaşlar? Buza veriyor. Peki buzun ilk sıcaklığı 0 derecedir diyebilir miyiz? 0 derecenin altındadır deriz. Buzun ilk sıcaklığı 0 derecenin altındadır. O halde 1 ve 2. Cevap D. Devam edelim. Sıvılı bir termometrenin daha hassas ölçüm yapabilmesi için bunları konu anlatımında üzerinde durmuştuk aslında. Mesela kılcal borunun kesit alanı arkadaşlar küçültülmeliydi. Hazenin hacminin artırılması gerekiyordu. Kılcal borunun genleşme katsayısı artırılmamalı arkadaşlar. Ne yapılmalı? Küçültülmeli. Küçültülmeli. Neden? Çünkü biz kılcal borunun ya da hazenin genleşmesini istemiyoruz değil mi? Bizim istediğimiz sıvının genleşmesi. Doğru bir ölçüm yapabilmek için arkadaşlar kılcal borunun ve hazenin genleşme katsayısı küçültülmeliydi. Devam edelim o halde. Cevap 1 ve 2. Hangi şık? C. Sıcaklıkları 10 derece Celsius ve 50 derece Celsius olan XY sıvıları. Bakıyoruz X'in sıcaklığı 10, Y'nin sıcaklığı 50. Isıca yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor. Karışımın ısı dengeye ulaştığında denge sıcaklığını vermiş. Yapmamız gereken neydi? Hemen bir grafik çizerdik. Çok rahat çözebilirdik değil mi? Ne grafiği? Sıcaklık, ısı grafiği. Bakıyorum Y'nin ilk sıcaklığı 50. Isıyı verecek olan kim? Y arkadaşlar belli. X'in ilk sıcaklığı 10. Bunlar belli bir süre sonra denge sıcaklığına geliyorlar. Ve denge sıcaklığı 20 derece Celsius oluyor. Ne yaptık? Dedik ki alınan ısı verilen ısıya daima eşittir. Q verilen, Q alınan dersek eşitliği yazacağız gençler. Verilen ısı alınan ısıya eşit. Yazalım şimdi. Bize herhangi bir şey vermiş mi? Kütleyle ya da öz ısıyla ilgili? Hayır vermemiş. Yapmamız gereken şu o zaman. Sıcaklığı 50 derece olan Y'ydi. 10 derece olan X'ti değil mi? Y için yazıyorum o zaman. MC, MY, CY çarpı sıcaklık farkı 50-20-30 eşit olmalı. X için yazıyoruz. X'in kütlesi çarpı öz ısısı. Sıcaklık farkı arkadaşlar. Sıcaklık değişimi 10. Bakalım şunlar giderse. O halde bakın burada bir oran belirdi. 3MY, CY eşit olmalı. MX, CX. Ben buraya
Yani ısı sahasına mc dersem y'nin, o halde x'in ısı sahasına 3 mc derim. Şimdi öncüllere bakalım isterseniz. X'in ısı değişimi y'ninkine eşittir. Kesinlikle arkadaşlar, alınan ısı verilen ısıya eşitti. Bunu daha önce de belirtmiştik. O halde birinci öncül kesinlikle doğrudur. İkinci öncüle bakalım. X'in ısı sahası y'ninkinden büyüktür. Isı sahaları ile ilgili de yorum yapabilmiştik. Evet, X'in ısı sahası y'nin ısı sahasından büyüktür. X'in öz ısısı y'ninkinden büyüktür. Öz ısıyla ya da kütle ile ilgili yorum yapamayız arkadaşlar. Elimizde yeterli bilgi yok. Sadece ısı sahası ile ilgili yorum yapabiliyoruz. Evet, ama kütle ya da öz ısı ile ilgili ayrı ayrı yorum yapamayız. Hangileri kesinlikle doğrudur? 1 ve 2. Cevap E. Devam edelim. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış kapta bulunan su içerisine bir miktar buz atılıyor. Kaptaki suyun kütlesinin zamana göre değişim. Bakın, soruda bize kütle zaman demiş. Buz ya da su yazmamış. Bu bizim hata yapmamıza sebep olabilir. Siz mutlaka ekleyin arkadaşlar. Suyun kütlesi değil mi? Suyun kütlesinin zamana göre değişimi. O zaman bakalım. Suyun kütlesi arkadaşlar, biz ısıca yalıtılmış bir kaba, içinde su bulunan bir kaba buz kütlesi attığımız an, farkındaysanız suyun kütlesi hemen şu 0T aralığında artmış. Suyun kütlesinin artması demek buzun şu aralıkta hemen erimesi demek. Buz anında eriyorsa başlangıçta buzun sıcaklığı 0 derece Celsius'tur. Erime ya da donma noktasında olması önemli arkadaşlar. Bakın, eğer hemen eriyorsa ya da hemen donuyorsa ilk sıcaklığı, su ve buz için konuşuyorum, 0 derece Celsius'tur. Devam edelim. Şimdi buz hal değiştirdiğine göre arkadaşlar, burada buz hal değiştiriyor değil mi? Suyun kütlesi arttığına göre buz eriyor. Hal değiştiriyor. 0 T zaman aralığında buz hal değiştiriyorsa buzun sıcaklığı değişmez. Neden? Hal değişimi var. Peki verilen ısı nereye gidiyordu? Moleküller arasındaki bağları koparmaya, hal değişimine harcanıyordu. O halde 0 T zaman aralığında hal değişimi olduğundan dolayı sıcaklık değişmez. Peki denge sıcaklığına bakalım. 0 derece Celsius demiş. Kesinlik istemiş. Eğer kesinlik istemeseydi doğru kabul edebilirdik. Fakat kesinlik istemiş. Biz buzun tamamının mı, bir kısmının mı eridiğini bilmiyoruz arkadaşlar. O halde denge sıcaklığı kesinlikle 0 derece Celsius'tur diyemeyiz. Üçüncü öncül yanlış. Cevap 1 ve 2. Devam edelim. Yine bir kütle zaman grafiği verilmiş. Bakalım suyun mu buzun mu arkadaşlar? Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış kapta bulunan su içerisine bir miktar buz atılıyor. Buzun kütle zaman grafiği verilmiş. Soru bize öyle diyor. Buzun kütlesinin zamana göre değişimi verilmiş. Bakıyorum arkadaşlar, hiç öncülleri okumuyoruz şu an, bakın. Buzun kütlesi anında erimiş mi? Evet. Demek ki ilk sıcaklığı 0 derece Celsius. Bakın, erime sıcaklığında olacak ki suya attığım an anında eriyebilsin. Peki burada hal değiştirdiği için sıcaklığı değişmez. Farkındaysanız bakın, buzun kütlesinin tamamı değil arkadaşlar. Bir kısmı erimiş, sonra burada ne olmuş? Dengeye gelmiş. Bakın şu aralıkta ısıl denge sağlanmış. Şimdi okuyoruz. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0 derecenin üzerindedir. Buzun eriyebilmesi için buzun ilk sıcaklığı 0 derece Celsius'sa suyun ilk sıcaklığı 0'ın üzerinde olmalıdır arkadaşlar. Eğer suyun sıcaklığı 0 derece olsaydı zaten ısıl denge sağlanırdı ve herhangi bir ısı alışverişi ya da hal değişimi söz konusu olmazdı. O halde suyun sıcaklığı kesinlikle ilk durumda 0 derece Celsius'un üzerindedir. Birinci zaman aralığında suyun sıcaklığı azalmaktadır.
su ısı verdiğine göre, bir ısı alışverişinden bahsettiğimize göre tabii ki birinci zaman aralığında arkadaşlar, birinci aralıkta suyun sıcaklığı azalmaktadır. İkinci zaman aralığında suyun sıcaklığı 0 derece Celsius'tur. Bakıyorum buzun kütlesinin bir miktarı erimiş. Bakın şu aralıkta arkadaşlar buz artı su birlikte. Buz artı su. Yani ısıl denge sağlanmış. Isıl denge sağlandıysa arkadaşlar tabii ki son durumda denge sıcaklığı 0 derece Celsius olacak. O halde cevap E şıkkı. Devam ediyoruz gençler. İçinde bir miktar su bulunan kaba bir miktar buz atılıyor. Şöyle bir kabımız var. İçinde bir miktar suyumuz var. Bir miktar buz atıyoruz. Kaptaki su miktarı zamanla arttığına göre. Kaptaki su miktarının zamanla artması ne demek? Buz erir. Arkadaşlar buz eriyorsa demek ki kim ısıyı verecek arkadaşlar? Su buza ısı verecek. Su ve buzun ilk sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Buzun eriyebilmesi için suyun ilk sıcaklığının sıfırın üzerinde olması gerekir. Sıcaklığı 0 derece Celsius'un üzerinde olmalıdır. Eğer tekrar ediyorum bakın 0 derece Celsius olsaydı ısıl denge sağlanırdı. Herhangi bir ısı alışverişi söz konusu olmazdı arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi şıklara bakalım. Direkt A şıkkında gözüküyor arkadaşlar. Suyun sıcaklığını 0 derece Celsius demiş. Ama biz dedik ki kesinlikle suyun ilk sıcaklığı 0 derece Celsius'un üzerinde olmalıdır. Cevap A. Devam edelim. Isıca yalıtılmış bir ortama X, Y katı cisimleri üst üste konulduğunda bakalım gençler. X, Y. Y katısının erimeye başladığı gözleniyor. Y katısı eriyorsa arkadaşlar bu ne demek? Bir ısı alışverişi var X, Y arasında demek. Eğer ısı alışverişi varsa kesinlikle X ve Y'nin sıcaklıkları farklıdır demek. Sıcaklıkları farklıdır. Buna göre X'in aşağıdaki hangi niceliği Y'ninkinden kesinlikle büyüktür? Peki şunu da söyleyebiliriz. Y katısı erimeye başladığına göre ısıyı verecek olan kim arkadaşlar? X. O zaman X'in sıcaklığı Y'nin sıcaklığından daha büyüktür diyebilir miyiz? Evet deriz. Bakalım ısınma ısısı kesin bir şey söyleyemeyiz. Isı enerjisi, ısı sahası, bakın erime sıcaklığı bunlar hakkında kesin bilgi veremeyiz arkadaşlar. Ama kesinlikle sıcaklığı büyüktür diyebiliriz. Evet arkadaşlar yeni bir soruya başladık. Isının aktarımını sağlayan yollardan hangilerinde ortama ihtiyaç vardır? Bir bakalım. Işıma aynı zamanda ne olarak gelirdi karşımıza? Radyasyon olarak gelirdi. Konveksiyon taşıma olarak gelebilirdi. Kaynaklarda karşınıza böyle gelebilir. Karıştırmayın istiyorum. Ve iletim. Radyasyondan biraz konuşalım istiyorum. Aslında konu anlatımında söyledik ama tekrar bir hatırlatma olsun. Güneş ışınları arkadaşlar dünyamıza ulaşabiliyordu ama güneş yüzeyindeki patlamaları biz duyamıyorduk. Bunun sebebi sesin boşlukta yayılmaması ama arkadaşlar ışığın yani elektromanyetik bir dalganın aslında boşlukta yayılmasıydı. O halde hangilerinde ortama ihtiyaç vardır diyorlar ya. Radyasyonda ortama ihtiyaç yoktur. Ortama ihtiyaç yoktur. Konveksiyon ya da iletimde ortama ihtiyaç vardır. O halde arkadaşlar cevap 2 ve 3 yani D şıkkı. Evet gençler bugünkü dersimiz burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.